Merhaba arkadaşlar, ben Codeignite hocası. Sıfırdan e-ticaret sitesi projemizin 3. videosu ile karşınızdayım. En son ne yapmıştık arkadaşlar? Yönetici üye girişini yaptık. Yöneticiyi veri tabanında sorguladık. Eğer varsa giriş yaptırdık. Yoksa hata ekranını sayfaya bastık arkadaşlar. Bu dersimizde ilk panelimizi yani yönetim panelinin arayüzünü projemize dahil edelim. Hem güvenlik açıklarını kapatalım. Mesela şu an paneli giriş yapabilmesi için kişinin URL'yi bilmesi yeterli. Eğer giriş yapılmamışsa bu URL'leri kapatalım gibi birkaç işimiz var. Bunları gerçekleştirelim hep beraber arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Gidelim assets'e. Back'in içindeki index 2'yi kopyalayalım arkadaşlar. Gelelim. Admin'in içinde yeni bir dosya, hatta vardı zaten panelde. İçine yapıştıralım arkadaşlar. Sonra gelelim admin'de yeni bir klasör açalım ve buna include klasörü adını verelim. Include klasörünün içine arkadaşlar temamızı parçalayalım. Her seferinde aynı tema üzerinde değişiklik yapacağımız için tek seferde hepsini include etmemiz bizim için daha faydalı olacak. Zaten diğer derslerde bayağı anlattım. Header kısmını keselim arkadaşlar. Include klasöründe yeni dosya açıp yapıştıralım ve header.php adını verelim. Sonra sidebar'ımızı kopyalayalım. Fazla mı oldu? Evet, şuraya kadar da sidebar'ımızı kopyalayalım. Include'un içinde yeni bir dosya açıp içine yapıştırıp left menu nokta php diyelim arkadaşlar. Bu da tamam. Content wrapper zaten bize ait ana kısmımız olacak. Onun dışında en alttan footer'a kadar ki olan kısımda bizim footer kısmımız arkadaşlar. Include'un içine yeni bir dosya oluşturup yapıştırıp footer.php adını veriyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Hemen dahil edelim. Echo diyorum. This şey echo kalktı bildiğiniz üzere pardon. This load view admin'in içindeki include'un içindeki footer'ı çağır diyorum arkadaşlar. Bunu kopyalayalım. Bundan bir tane daha oluşturuyorum. Buna header, buna da left menu diyorum arkadaşlar. Tamam. Gidelim bir görelim. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir CSS ve JavaScript dosyası çalışmadığı için bozuk gözüküyor. Hemen gidelim include dosyalarımızda tanımlayalım arkadaşlar. Geliyoruz find kısmına href diyoruz. Aşağıdaki zaten bozulmamıştı. Href diyoruz arkadaşlar. Aynı bildiğiniz diğer derste yaptığımız base URL, assets back yolunu hepsini de tanımlıyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi left için de yapmayalım. Burada adres yollarımız var. Aynen burada ihtiyacımız yok. O zaman footer'a geçebiliriz. Footer'da da href kısımlarını src'ye çevirip aynı şekilde replace istiyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yenilediğimizde gördüğünüz üzere başarılı şekilde geldi. Hemen şu resimleri de dahil edelim. Left menüde de aynı şekilde bir src'yi çalıştıralım. Header'da da src için çalıştıralım ve panelde de replace diyelim hepsine.
Gelmedi. Ha, çok pardon. SRC'den kaçmış. Buraya yapıştırdık. Left menu için de SRC olarak yapıştırıyorum. Header'da da vardı. Oraya da bir tane yapıştırdım mı? Yolu yanlış mı verdik acaba? Aşağıdaki resimler gelmiş. Burası tamamen gelmiş. Left menü gelmemiş arkadaşlar. Burada birden fazla çalıştırdığımız için ekstra gelmiş. Aynı şekilde bir tane daha olmuş demek ki. Şurada da bir hatamız var. Orası header'a ait büyük bir ihtimal. Burada da bir replace all dedikten sonra tüm temamız hazır olacak. Evet. Tüm CSS'lerimiz, JavaScript ve resimlerimiz projeye dahil edildi arkadaşlar. Temamızın arayüzü böyle olacak. Burayı diğer derslerde güncelleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen güvenlik açıklarını kapatarak devam edelim. Buralarla şu anlık işimiz yok arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tüm fonksiyonlarımızda yani admin kontrolünün içindeki tüm fonksiyonlarda çalışması için construct tanımlıyorduk arkadaşlar. Gelin hep beraber gene bir construct tanımlayalım. Public function construct diyoruz. İçinde de parent olarak construct'ı tanımlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Öncesinde gelelim bir de çıkış fonksiyonu oluşturalım. Şu an giriş yaptığımız için session'larımız var. Session'ları silerek daha anlamlı olacak. Silmek için tüm session'ları this session ses destroy demeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi çıkış diyerek ses destroy. Evet, şu an çıkış işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber güvenliğimizi yazalım. Öncelikle sormamız gereken ilk şey if sorgumuzla this session user data içinde admin login tanımlanmış mı onu öğrenmek. Yani admin login var mı yok mu? Eğer varsa yapılacak işlemler, eğer yoksa yapılacak işlemler olarak ikiye ayıracağız. Benim için önemli olan kısım öncelikle olmayan kısmı. Eğer admin login session'ı yoksa yani üye giriş yapmamışsa bu sefer arkadaşlar segmentlere bakacağız. Yani buradan gelen verilere bakmamız lazım. İkinci URL slash olarak ne tanımlanmış? Onu sormamız lazım. Bir if daha açıyorum ve diyorum ki this URI segment 2 var mı? Yani diyorum ki adminden sonra herhangi bir veri girilmiş mi? Mesela panel var mı? Panel varsa ona göre işlem yapacağız. İkinci segment var mı? Onu sorduk. Eğer varsa işte burada yapmamız gereken bir işlem var arkadaşlar. Eğer varsa biz burada redirect panel admin dersek yani ana sayfa giriş ekranına geri döndürürsek hata alacağız. Mesela nasıl gösterebilirim? Ha, şöyle. Yok, hata falan da almadık. Ha, şurada hata alacağız. Mesela giriş yapmaya çalışalım. Bakın hiçbir şekilde giriş yapmamıza izin vermeyecek. Çünkü şöyle çalışıyor arkadaşlar. İkinci segment varsa admin'e redirect et dedik ya. Biz burada login yapmaya çalıştığımızda buraya gelen URL
Gördüğünüz üzere arkadaşlar login. Yani adminden sonra login geliyor. Ama bizim kodumuzda diyoruz ki eğer ikinci segment varsa admini geri gönder. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar şu an login fonksiyon çalışmıyor yazdığımız koddan dolayı. O yüzden burada tek bir sorgu daha yazmamız gerekiyor. Dememiz gerekiyor ki if this URI segmenti 2 eşit değilse login'e, o zaman gönül rahatlığıyla redirect admin atabilirsin diyoruz arkadaşlar. Yani buradan gelen segment ikinci URL, yani şey ikinci segment, ya en güzeli segment demek oluyor. Login ise bırak gitsin. Eğer login değilse admin'e yönlendir diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi Furkan Gürel 10.20.30 diyorum. Gördüğünüz gibi başarılı şekilde girişim yaptı ve beni yönlendirdi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi çıkış yapalım. Panele gitmeye çalışalım. Bakın beni panelden geri buraya yönlendiriyor. Yani üye giriş yapmadan panele girme işlemim şu an başarıyla çalışıyor arkadaşlar. Ne yapıyor şimdi mesela? Admin login session'ı arıyor. Yok mu? Hayır, var. O zaman zaten direkt yönlendiriyor. Eğer yoksa geldi baktı. İkinci segment var mı? Var. Bu ikinci segment login mi? Login, o zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bu login işlemini yapıp bizi panele geri yönlendiriyor. Peki ben şu an giriş işlemi yaptım. Ama admin sayfasını geri dönebiliyorum. Benim bu sayfaya geri dönemem lazım. Zaten giriş yapmışım. O zaman burada if'imizin en baştaki, yani session, giriş yapmış olduğumuz session var mı yok mu sorgumuza bir else çakıp, eğer yoksa, yani yoksa dediğim, yani session varsa admin'in içindeki panele geri yönlendirsin arkadaşlar. Yönlendirdi, lakin menü direct çaktı. Hata alıyoruz arkadaşlar, çünkü şurada fazla yönlendirme gerçekleşiyor. Bunun önüne geçmemiz için şurada bir if daha açarsak ve burada da this URI segment 2 ise, yani hatta 1 ise mantıklı olan, değil mi? Yok, 2 olması lazım. Tabi burada dememiz gereken şey, eğer ikinci segment yoksa yani ikinci segment yoksa ve adminse, yani tek segmentse, şu an sadece admin varsa geri yönlendir diyoruz. Ve gördüğünüz gibi zaten panele geri yönlendirdi arkadaşlar. Bir çıkış yapalım, bir test edelim sıkıntımız var mı. Şu an hiçbir session yok. Yani giriş yapılmadı. Panele gitmeye çalışıyorum. İzin vermiyor. Tamam. Hatalı bilgi ile hatalı dedi. Tamam. Giriş yapıyorum. Girdim. Yönetim panelinden çıkıp giriş ekranına geri dönemiyor biliyorum. Hayır, dönemiyorum arkadaşlar. Beni geri yönlendiriyor. Tamam, o halde güvenlik işleminde başarıyla yazdık arkadaşlar. Bu kod bizim tüm ihtiyacımızı karşılayacak. Herhangi bir yavaşlamaya ya da hız kaybına da sebep olmayacak. Çünkü kademe kademe gittiğimiz için zaten bir if'ten geçemedi mi diğer if'lerin hiçbir anlamı olmuyor arkadaşlar. Tamam, o halde bu dersimiz de bu kadar olsun. Diğer dersimizde ilk menülerimizi tasarlayıp ilk veri tabanı tablolarımızı oluşturabiliriz e-ticaret için. Diğer derste görüşene dek şimdilik hoşçakalın.